Çocuklar bir fincan süt içerler yeni doğunca. Bir fincan süt içince yarım fincan kadar büyürler. O zaman iki fincan süt içerler, bir fincan kadar büyürler. Siz Kur'an'ı bu kadar anlarsanız o kadar büyürsünüz. Ne diyor Cenab-ı Allah? Bildiklerinizi amel ederseniz o size bilmediğinizi öğretir. Siz Kur'an'ı bu kadar anladınız değil mi? Onunla amel edin, daha fazla büyürsünüz, daha çok anlarsınız. Böylece kafanız büyür. Kafanın gıdası bilgidir. Günde 3 vakit yemek yemezseniz acıkırsınız. Günde bir gazete, haftada bir dergi, ayda bir kitap okumazsanız beyniniz acından ölür. Ancak aklınız kadar iman eder ve aklınız kadar amel işleyebilirsiniz. İmanınız aklınızdan çok olamaz. Dininiz de aklınızdan çok olamaz. Şimdi hikayeye bak. Bizim memleketimizde kadınlar 300 kelimeyle, erkekler 500 kelimeyle konuşuyor. Kur'an'ı 2000 kelimeden aşağısıyla anlamak mümkün değil. Sivas'ın Kangal ilçesindeki kurt köpekleri Almanya'da polis eğitim merkezinde eğitilince 150 kelime anlıyorlar. Anladınız mı hikayeyi şimdi? Bu kafayla ne dünyayı anlarız, ne dinimizi anlarız. Bildiğimizi sandığımız şeylerin çoğunu da bilmiyoruz aslında. Devam edelim isterseniz, şeriat ne demektir? Ha? Ne demektir? Ha bak, biliyoruz diyor, bak şimdi. Haydi söyle. Nedir, nedir, dur. Dur, bak şimdi bildiğini söyleyecek. Sıkı durun. Şeriat İslam'dır değil mi canım? Ha? Yok canım, onu sen canın söyle istiyor. Ne demektir? Ne demektir? Öyle canınız istiyor. Gül hatırınız için kabul edemem ama değil, öyle bir anlamı yok şeriatın. Ne demek efendim? Şeriat Allah'ın emri. Allah'ın güzeli şeriat. Şeriat gelecek, vahşet bitecek. Peki onu söyleyen arkadaş, şeriat ne demek? Şeriat İslam demek. Sen öyle istiyorsun. Evet. Öyle değil ama. Şeriat İslam'da hiçbir alakası yok kelime olarak. Tamam mı? İslam eşittir şeriat. Hayır, hayır. Sen... 6666 hayır, hayır. Ile. Bağır, dur bakalım. İstediğin kadar bağır. Manasını bilmedikten sonra, zahmet edip iki kelime okumadıktan sonra şeriatın İslam'da hiçbir doğrudan bağı yoktur. Hiçbir doğrudan bağı yoktur. Şeriat... yol demek, biraz sonra şimdi tekrar gir. Efendim? İlahi efendim? Aa, tamam bak, o biliyor. Neyse. Ama sadece o kadar da değil. Onu da söyleyeceğim de. Abdülhamit Han'ı kim halletti tekrar? Kafanızı karıştırarak gideyim ki ben gittikten sonra iyice karıştın. Tamam, öyle diyelim. Yok canım, öyle değil ya. Kim? Yok canım. Haydi, yok mu? İlginç teklifler geliyor. Abdülhamit Han'ı halleden... Hocam, Abdülhamit Han'ı tahttan indiren, sinekli seccadenin üzerinde fetvayla uğraşıp hocalar indirdi. Kim mesela? Mesela o zamanın mecliste bulunan hocalar. Yani biraz yaklaştı ama işte, siz Hamdi Yazır'ı tanır mısınız? Hamdi Yazır, Elmalı Hamdi Yazır. Ha, müfessirdir, hafızıl Kur'an'dır, Allah ondan razı olsun. Burada bulunanların hepsinden daha alimdir ve hepinizden daha fazla cihat etmiştir. Hayır, hayır, söylüyorum, Elmalılı Hamdi Yazır, müfessir, halleden, fetvayı veren o. Fetvayı Hayim Naum Efendi eline alıp gitti, Emanuel Karasu eline alıp gitti. Fetva Hamdi Yazır'ın. Anladınız mı şimdi? Yoksa öyle padişahın sarayından bir Yahudi koşarak merdivenlerden çıkamaz, çıkamaz. Ya? Ya, işte öyle. Peki, Mehmet Akif'i seversiniz değil mi? Ben de çok seviyorum. Abdülhamid'i de seversiniz. Peki, Mehmet Akif Abdülhamid'e için ne dedi? Ha? Kızıl Sultan'ı Ermeniler. Niye okusun ki değil mi canım? Kızıl Sultan dese iyi, onu Ermeniler dedi. Mehmet Akif ne dedi? Eve gidince Safahat kitabını alıyorsunuz, ciltli ciltli, mobilya gibi hoş duruyor değil mi kitaplarda? Bardak yanına bir de cezveler, bardaklar, çaydanlıklar, bir de Safahat, bir de tefsir kitabı, bir de fıkıh kitabı. İçini boşaltın onun, tahta koyun, daha güzel durur. Kağıtlar eğiliyor.
Yani böyle mobilya kitaplar. 33 yıl başımızda nöbet tuttun ey melun diyor. O da yetmiyor. Senin ceddin şeytana Fatiha okutur diyor. Oldu mu? Hoşunuza gitti mi? Said Nursi Hazretlerinin tarihçeyi hayatına okuyun bakalım. Ne diyor Abdülhamid Han için? İskilipli Atıf Hoca ne diyor acaba? Şehit Allah rahmet eylesin. Ya. Peki bu kadar bunda karıştırdığımız yeter. Hilafeti kim ilga etmişti? Senin canın öyle istiyor. Gül hatırın için. Konyalı Abdullah Efendi demişti. Konyalı Abdullah Efendi değil, Konyalı Mehmet Vehbi Efendi Hazretleri, müfessir. Hilafeti ilga eden, fetvayı veren kişi Konyalı Mehmet Vehbi Efendi'dir. Sevginiz azalmasın. Hep siz daha büyük hata yaptınız. Sizin yaptığınız hata onlarınkinin bin katı canım. Ben niye söylüyorum bunları? Tarihi acaba azıcık merak eder misiniz diye. Ayakta konuşuyorlar mı? Oturarak konuşayım. Ayakta konuşursan çok bağırırım. Yok yok. Yok. Yani ben bunu acaba bilir misiniz, bir merak eder misiniz diye sizi kışkırtmak için söylüyorum bunları. Hayır, bak onu işte siz diyorsunuz ve batıl, cahil batıl ve zahakal hak diyorsunuz. Niye öyle diyorsunuz? Ayet öyle değil. Ve cahil hakku ve zahakal batıl. Ya öğrenin. Allah size öğretir. Kalbinizi açın. Ya da yani aklımız yetmez, paramız yetmez, gücümüz yetmez mi diyorsunuz yoksa? O zaman da Fatiha'dan İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn'i çıkartın. Çünkü halimize o zaman daha uygun olur. Yalnız senden yardım diler. Ya gücümüz yetmiyor, paramız yetmiyor ya Rabbi falan desenize namaz kılarken habire Fatiha okuyorsunuz. Ya sadece senden yardım dileriz diyorsunuz sonra da. Yo, ya doğru düzgün İyyâke nâbudu'yu iman edelim, bu böyledir diye. Ya da bunu çıkartalım. Çünkü ya dinimizi halimize uyduralım, zaten öyle yapıyoruz. Ya da halimizi dinimize uyduralım. Doğrusu halimizi dinimize uydurmaktır. Ama bizde tabii herkes dinini haline uyduruyor. Onun için 70 çeşit Müslüman vardır. Ya onun için böyle. İslam'da Allah'a, Resul'e ve kitaba iman edenler tek bir cemaattirler. Ama bizde 70 tane cemaattir. Falan efendi cemaati, filan efendi cemaati. Kim ki ikinci bir cemaatten söz ediyorsa yoldan çıkmıştır. Cemaatin ne anlama geldiğini de bilmez buradakilerin çoğu. Evliya, evliyalar, veliler, veli. Evliyalar denir mi? Dersiniz siz. Cemaatler. Ya cemaatler olur mu? Topluluklarlar demektir. Cemaat zaten çoğuldur. Yani cemaatler denmez. Cemaatler dediğiniz zaman topluluklarlar demiş olursunuz. Yani İslam'da tek bir cemaat vardır. Şeriat ne demektir? Bakın bir kelimenin üç ayrı anlamı olabilir. Bunlardan bir tanesi basit kelimelerdir. Nedir? Masa, pencere, tencere, kırmızı, mavi, yeşil, Ayşe, Fatma filan. Yani basit kelimeler. Bunlar neyi ifade eder? Bunlar insanın günlük hayattaki kullandığı kelimelerdir. Biyolojik varlığını sürdürmek için basit kelimelere ihtiyaç vardır. Bir şeyi tarif etmek için. En basit kelimeler bunlardır. İkinci kelimeler nelerdir? Terimlerdir. Terim neyi gösterir? İnsanın bilgi düzeyini gösterir. Bilgi düzeyini. Nedir terim? Karekök, tanjant, kotanjant, trigonometri, metre, santimetre, desimetre, demir, krom, nikel, 10-20 mesela. Krom, nikel, 10-20 derseniz dünyanın her yerinde aynı şey anlaşılır. Magnezyum dediğiniz zaman bu bir terimdir. Bir şeyin ismi olmakla birlikte terimdir. Bir şeyi anlatır. Metre dediğiniz zaman, kilo dediğiniz zaman, kilonun ne anlamı ama kilo deyince herkes aynı şeyi anlar. Kilometre dediğiniz zaman herkes aynı şeyi anlar. Bu neyi gösterir? İnsanların bilgi düzeyini gösterir. Üçüncü bir anlamı daha vardır kelimelerin. O da nedir? Kavramdır. Eskiler ıslahi lugavi diye ayırırlarmış. Kavram neyi gösterir? İnsanların düşünme düzeyini, düşünme kapasitesini gösterir. Mesela nedir kavram? Laiklik. Demokrasi, cumhuriyet, şeriat. Bunlar nedir? Kavramdır, kavram. Kavrama herkes aynı manayı vermez. Çünkü insanların bilgisi ne kadar yükselirse kavramlarını o kadar geliştirirler. Kendilerine göre değiştirirler. Ona bir anlam verirler. Anlatabiliyor muyum? Şeriatın şimdi üç tane anlamı var.
Bir tanesi kelime anlamı, otoban yol demektir şeriat.